sen bir dahisin Bülent. Büyük paralar kazandırdın. Bire 5 veriyorsun. Bu ay kaç para vereceksiniz? 100 milyon yeter mi? Güzel, büyük bir otel aldım. Ekonomi sayfalarını okuyor musun? Ne, okumam. Güzel bir otel zinciri kuracağım. O işler senin işin. Size de çok gerekecek. 100 milyonu nereden alacağım? Her zamanki gibi. Biliyorsun seninle işimiz adına buluşuyoruz. Şimdi senden 3 ricam var. Bir arkadaşımızın tayini var gümrükte. Durdurabilir misin? Denerim. Adı? Cavit Gün. 2. Hüseyin Dalmaz tutuklandı. Onun bir an önce tahliyesi gerekli. Bir sürü işimizi o bilir. Zor iş ama bakarım. Sonra şu kumar aletleri, otellerdeki. O işleri biz alalım. Ankara'daki otel kuleyi almam lazım. Bir türlü ikna edemedim. Otelde çeşitli olaylara ve karışıklıklara ihtiyaç var. Adam işten bezmeli. Otelde olaylar çıkartıp karışıklıklar yaratmak lazım abi. Hallederim. Osman'a bir haber gönderirim. İyi günler. Güle güle. Çok büyük oldun Bülent, çok büyük! Dikkat et kendine! Topal, Ankara'dan Sivaslı'yı ara. Buyurun. Hakkımızda birçok söylenti duyduğunuzu zannediyorum. Biz profesyonel genç yatırımcılarız. Paranın kirli olup olmadığını sormayız. Önemli olan iştir, başarır. Parayı yararlı alanlarında kullanırız. Otel zincirimize başkanlık etmenizi istiyoruz. Bu alandaki mali güce ve otoriteye sahip olacaksınız. Günlük raporları aksatmayacaksınız. Ekonomik raporları da. Size Boğaz'da bir ev ve özel şoförlü bir araba vereceğiz. Özel uçağımızı bize birkaç gün önceden haber vererek kullanabilirsiniz. İş için gerekli özel harcamalarda hiçbir kısıntı yoktur. Sonsuzdur. Sizi derhal büyük kulübe üye yapacağız. İlişkileriniz için yararlı olacaktır. Ve maaşınız 1 milyon liradır. Evet. Bu imkanlar hayır demek, öyle zor. Başarılı. Derhal işe başlayabilirsiniz. İyi günler. İyi günler. Asya Otelcilik'ten Turgay Taner. Murat Bey'le randevumuz vardı. Buyurun, içeride sizi bekliyor. İyi günler. Misafirlerinizi oturtacak bir sandalyeniz bile yok mu? Misafirler için var ama sizin için yok. Başardınız. Mecbur kaldığım için sattığımı biliyorsunuz. 4 aydır otelimde çıkmayan rezalet kalmadı. Personelimiz bile sizinle birlikte. Buyurun, sadece bir imza kaldı. İlginize teşekkürler Murat Bey. Teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. Ali Silvan'a selam. Sivaslı dersin. Teşekkürler.
Hoş geldin abi. Hoş geldin, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Niye? Ankara'daki otel işini. Babalar arasında itibarım arttı. Hüseyin Dalmaz çıktı. Cavit Gün de gümrükte kaldı. Bir şey içer misin? Ya. Bütün işlerimiz mükemmel gidiyor. Oteller zincirinin son halkasını da tamamlıyorum. Ağrı'daki oteli bugün yarın halledeceğim. Böylece İran'la ilişkilerimiz kolaylaşacak. Uçak alımı için 2 milyar gerekli. 6 ay içinde. Vay. 500 milyon. Tamam. Diplomatik pasaportlu biri lazım. Yerli yabancı? Fark etmez. Kuryelik yapacak. Hallederim. Polis yakında baskın yapacak. Hazırlıklı olun. Sen biraz etrafta gözükme. Bak efendi, her şey hoş da bu konuşma tarzını beğenmedim. Sen etrafta biraz gözükme. Biraz etrafta gözükmezsen iyi olur abi. Tabii yine de siz bilirsiniz. Dikkatli olmakta yarar var. Sokaktaki çocuğa kadar her şeyiniz bilinir oldu. Sana söylemiştim Bülent. Çok büyüdün, dikkatli ol. Benim iplerime elini almaya kalkma. Diplomatik pasaportlu 3 gün sonra lazım. Yanaş kaptan. Oteller iyi gidiyor. Fena değil. Güzel. Başbakanlıktan arıyorlar efendim. İçeri bağlayın. Müsaadenizle. Kintex Türkiye'den birisiyle çok büyük bir anlaşma yapmış. 100 bin bak sigara. Kimmiş? Bilinmiyor. Afyon'dan Sefir Hüseyin aradı. Afyon saklısını %80'le toplamışlar. Kim oldukları bilinmiyor. Yepyeni usulleri var. Yalnız malı A Enternasyon'a ulaşım taşıyormuş. Korsika, Marsilya, Sicilya üzerinden mal taşıyamaz olduk. Bu arada hiç alıcı da gelmiyor. Bulgaristan'dan gelen haberlere göre silah işine girmişler. Güney komşumuzdaki müşterimiz de aramaz oldu. Bence bunlar aynı adamın işi. A ulaşım kimmiş? Araştırdık. A pazarlama, Asya otelcilik, A reklamcılık, A video ve film sanayi, A kola, Asya deterjan ve nihayet Asya hava yolları. Sahibi? Ali Silvan bilir. Bilirim. Kadırgalıdır. Benden ufaktır. Bacanağımdır. Adı Bülent Alper'dir. Bütün bu şirketlerin, A Holding'in sahibidir. Peki bu ne iş? Böyle işler yapacak adam değildir. Sen? Beni uzun süredir izlettiğinizden eminim. Böyle bir iş yapmadığımı bilirsiniz. Yoksa şimdiye kadar çoktan kafamı kopartırdınız. Kopartırdık. Herkes kendine düşen görevi bilir. Bülent mi ne? Bence bütün bu işleri yapan odur. Yoksa 3 yılda bir şirket bu kadar büyüyemez.
Ne kadar büyük bir güç olduğunu farkında mısınız? Her yere kollarını uzattı. Her yerde adamları var. Artık yapmayacakları hiçbir şey yok. Herkesin ipini oynatıyor. Bizim bile değil mi? Adam hükümet gibi. Benim bir teklifim var. Ali Silvan'a bir görev düşer. Seni biliyor, tanıyor. Ve iplerini senin oynattığını zannediyorlar. Evet, ben oynatıyorum. Önümde artık çok az yol kaldı. Sen, Ali Silvan, bacanağım, ortağım. İş hayatında ve ülkenin yönetiminde yeni bir yolun genç öncüleri olduğumuzu görmüyor musun? Ülkemdeki her vatandaş verimli bir insanoğlu olacak. Başarısızlar ve asalaklar yok olacak. Ve güzel bir toplum çıkacak ortaya. İşte bunu ben gerçekleştireceğim. İktidara geleceğim. Peki halk evet diyecek mi? Diyecek. Kamuoyu oluşturmanın tek yolu doğru gözüküp insanlara söyleyemediklerini söylemektir. Yalan olsa bile. Bak Bülent Alper, biz var ya niye kabadayız? Düzenle uyum sağlayamadığımız için. Kimsenin iplerimizi oynatmasından hoşlanmadığımız için. İsyankar olduğumuz için. Sen çok büyüdün. Niye? İçimden öyle geldi. Sevmedim söylediklerini. Merhaba ağalar. Merhaba. Gündemi biliyorsunuz.